İyi günler. Ben Profesör Doktor Mehmet Fatih Hüseyinoğlu. Girin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Deniz Bilimleri Fakültesi dekanıyım. Orta öğretimimi Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, üniversite master ve lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. Master düzeyinde Adalar Bölgesi'nin, İstanbul Adalar Bölgesi'nin sualtı biyolojik çeşitliliğine çalıştım. Daha sonra doktora da TÜBİTAK'ta çalışırken atmosferik olayların ve atmosferik bazı partiküllerin lazerle uzaktan algılanması üzerine çalıştım. Daha sonra Kıbrıs'a geldim ve Kıbrıs'ta da yaklaşık 10 yıldır tekrar sualtı ekolojisi, Kıbrıs habitatları gibi konularda çalışıyoruz. Şimdi Kıbrıs bir ada, etrafımız denizlerle çevrili. Aslına bakarsak hani bütün dünyada insanların yaşadığı her yer adalar ve etrafı denizlerle çevrili. Çünkü denizler dünyanın neredeyse 1/4'ü, 1/4 kara. Şimdi bu kadar büyük bir su kitlesi tabii ki dünyada çok büyük değişikliklere, daha doğrusu dünyada bütün bu gördüğümüz çoğu şeyi denizler yüzünden oluşuyor ya da denizlerdeki süreçler yüzünden oluşuyor diye söyleyebiliriz. Mesela denizler karalardan daha farklı. Nedir? Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Şimdi denizler geç ısınır, geç soğur. İlkokulda bunu hepimiz öğrendik. Bununla ilgili o kadar çok şeyler oluyor ki bütün canlıların yaşamından tutun, o denize bağlı canlılar, denizin içinde yaşayanlar, denizin hemen kenarında o dalga bölgesinde yaşayan canlılar, bütün bunların hepsi bu ısı değişimiyle alakalı oluyor. Denizler tabii çok büyük. Yani hacim olarak da çok büyük. Yani biz mesela karalara baktığımız zaman bir yüzeyi düşünebiliyoruz. Ama denizlere baktığımızda yüzey artı bir hacim, derinlik boyutu olduğu için çok büyük bir bölge diyelim karalarla karşılaştırdığımızda ve binlerce, on binlerce, yüz binlerce belki deniz bilimleri, bilim insanı denizleri araştırıyor. Çok uzun yıllardır biliyorsunuz, çok uzun yıllardır denizler araştırılıyor ve hala bütün dünyada denizlere ne kadar kısmını araştırdık, bakabildik dediğimiz zaman %1 kaç. Yani onun için çok büyük bir kısmını bilmiyoruz. Özellikle derin denizleri, 1000 metrenin altındaki derinlikleri epey bir az biliyoruz. Kıyasla Akdeniz iyi biliniyor. Akdeniz çok iyi çalışıldı. Zaten çok uzun bir süredir Akdeniz'in etrafında büyük bir nüfus var. O nüfus tabii ki beraberinde hem deniz kullanımını hem de o denizle ilgili olan bilimin gerçekleştirilmesini sağladı. Dediğim gibi Akdeniz iyi biliniyor ama ne bileyim işte bir Güney Afrika, Doğu Afrika falan çok iyi çalışılmış bölgeler değiller. İlk aklıma gelen. Denizler dediğimiz gibi Kıbrıs'ta her tarafımız deniz. Bu denizleri ne kadar biliyoruz, ne kadar koruyoruz, denizler için ne kadar doğruları yapıyoruz, ne kadar yanlışları yapıyoruz. Daha çok genelde yanlışları yapıyoruz tabii ki. İşte uyarılar var, uyarılar yeterli mi? Belki yeterli, belki değil. Ya da insanlar yeterince bilinçli mi? Nereye gittiğinizde sizi beklentileriniz ne? Yani herhangi bir nokta, mesela Karpaz'a gittiğinizde, denize girdiğinizde ne olabilir? Bir de Alagadi'ye gittiğinizde denizde ne olabilir? Yani kum mu olur, akıntı mı olur? İşte deniz anası bölgesi midir? Aslan balığı bölgesi midir? Zehirli hayvanlar var mıdır? Bunları biraz da olsa bilmek herkes için, yani en azından insanın kendisi için iyi bir şeydir. Kendinizi korumuş olursunuz.
Hani yeterince bilgili miyiz, yeterince bilinçli miyiz aslında? Hani hep bir bilinçlendirme çabaları. Yani çok uzun yıllardır bilim insanları, özellikle Avrupa'da hep bu farkındalık yaratma, işte bilinçlendirme, halk eğitim gibi çalışmalarla insanlara öğretmek, işte tekrar işte biliyorsunuz geri dönüşüm, geri kullanım, tekrar kullanım gibi şeyleri öğretip insanları bilinçlendirme, işte hep böyle bir bilinçlendirme safhasındayız nedense. Bir bilinçlenemedik bir türlü. Yani ona biraz üzülüyoruz. Çok fazla evet farkındalık, bilinçlendirme, kamu spotu, o tür şeyler çok yapıldı. Ama hala bunların artık bence yapılmıyor olması lazım. Zaten o bilinç artık herkeste olmalı. Ve hani yoksa da artık çevremiz ne, yani nasıl biz işte dolar kaç lira onu çok iyi takip ediyorsak, çevrede insanların nasıl davranması gerek denizlerine, bunu da mutlaka bilmiyorsa da birazcık öğrenmesi, araştırmasını tavsiye ediyorum. Denizler çok önemli. Denizler insanlar için çok önemli olduğu gibi dünya için de çok önemli. Bunu konuşmaya gerek yok zaten ama insanlar için olan önem kısmından bahsedersek dünya ticaretinin %90'ı denizlerde gidiyor. Yani size kullandığınız arabadan tutun giydiğiniz işte çoraba kadar. Bu hep böyle bir gidişatının %90'ını denizde görmüş oluyor. Bütün bu kullandığınız ürünler. Tabii bütün bu dünyadaki ticareti ortalamaya böldüğümüz zaman. Yok arkadaş ben hep Kıbrıs çorabı giyiyor diyebilirsiniz. Olabilir öyle şeyler tabii. Yani bu genel ortalama. İkincisi dediğimiz gibi kullanım alanı. Yani hepimiz denizi çok seviyoruz. İşte arada balık tutmaya gidiyoruz. Serinlemeye gidiyoruz. İşte balıkçılarımız yemek, yiyecek sağlayabiliyorlar. Hayatlarını idame ettirebiliyorlar ya da turizmle ilgili faaliyetler denizden çeşitli ürünler ve ekonomik kazanımlar elde edebiliyoruz. Denizlerimiz çok önemli. Yani sadece bizler için değil, dediğimiz gibi dünya için de çok önemli ve denizlerin sağlığı bütün dünyanın sağlığı için çok çok önemli. Bunu her zaman bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu program süresince her hafta bir konuyu ele alacağız. O konuyla ilgili Kıbrıs'a faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalışacağız. Bu bilgileri bir sonraki deniz ziyaretinizde, denize girmeye gittiğinizde ya da balık tutacağınız zaman bir sonraki ziyaretinizde bu bilgileri kullanabileceksiniz ya da onlara dikkatinizi çekebilecek bu öğrendikleriniz. İşte Kıbrıs'ta deniz ürünü ne yiyeceğinizden, Kıbrıs'ta denize girdiğinizde ne canlı size zarar verebilir gibi sizin de birebir kullanabileceğiniz bazı konular hakkında 10'ar dakikalık programlarımız olacak. Ve BRT'den bizi izlemeye devam ediniz.